akşam bu güzel yayına iştirak edebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, biz tanıyoruz tabii ki Mustafa Başkanımızı tanıyoruz ama bir de kendisi bizleri ilk defa izleyen, yayınımızı ilk defa izleyen sevgili seyircilerimizden de olanlar vardır. Onlara şöyle Mustafa Başkanımıza bir hoş geldin diyelim. Teşekkür ederiz. Bizleri ekranların başında izleyen, sosyal medyada takip eden tüm dinleyicilerimize şöyle bir soralım. Evet. Mustafa Başkan kimdi? Biz tanıyoruz. Can gönülden tanıyoruz. Tabii, Mustafa Başkan 1959 doğumlu. Samsun, doğuma bilme Samsun'u. Tabii köken Karadeniz'den gelme ama köken Samsun. Doğum 61 yaşındayım. Evet. Aşağı 62'ye gidiyoruz. Baruthane Mahallesi'nde doğdum. Baruthane'de büyüdüm ve Baruthane Mahallesi'nin kurucularındanım. Dolayısıyla söyleyeyim, Samsun'un çocuk yıllarımızdan itibaren Samsun, eski Samsun'a, yeni Samsun'a adım adım safa safa geldiği merhaleleri çok iyi biliyoruz ve yaşadık da burada. Yani şöyle söyleyeyim, Kemal Beypügül'ünden tutun da Allah rahmet eylesin Muzaffer Önder'e çıkıp bu belediye başkanlarına hep kısım kısım hizmetler aldık. 4 çocuk babasıyım. 3 kızım, bir oğlum var. Çok aktifsiniz muhtemelen. Çok aktif. 3 kızım var. Hepsini de okuttum kızlarımın. Oğlum uzman çavuş Siirt'te, Baykan'da görev yapmaktadır. Tek oğlum ama sevdiği için askerliği. Ben dedim baba, hani insan tek oğlunu göndermek istemez ama ben o vatan topraklarını her bir metrekaresinde bile şehit kanı olduğu için her günü karşı olmadığım için oğlum tamam sen görevini seçtin, seve seve yapabilirsin. Böyle bir Mustafa Öztürk profili var karşımızda. Ama çok seviliyorsunuz muhtemelen. Allah razı olsun. Özellikle Allah. Şehir dışından da, Samsun tabii, hariç tabii. Şehir dışından da beni tanıyan muhtarlarımız var. İlçe. Doğru. Şimdi basın yayında olduğumuz için hani biraz da tanıdığımız için sen Mustafa Öztürk'ü nereden tanıyorsun? Dedim ki o bizim abimiz, o bizim büyüğümüz. Allah razı olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu dünyada bir hoş seda bırakmak. Her ne kadar belediye başkanlarından tutun, milletvekillerine kadar hepsi seçimden. Biz de seçimden, demokrasinin getirdiği. Ben bu akşam bizim Samsun bizim TV'yi tercih etmemiz sebebi şu anki yayın başlamış. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun yayında olmam gerekiyordu. Ama ben burayı tercih ettim. Niye? Samsun'un sorunlarını konuşacağız. Samsun'u konuşacağız. Şöyle söyleyeyim, tabii ki vali Samsun merkezde en büyük üstümüz ama biz de muhtarlar mahallede Cumhurbaşkanımızın mühür bazında temsil ettiği ücra noktalarına seçimle gelen kişiyiz. Hele de bu pandemi döneminde değerli kardeşim çok sıkıntılı bir dönem geçirdiğimiz için valilik, kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü bütün bunlardan paylaşarak günlük hasta sayısını mahallelerde tüm tek tek gezerek telefonla bütün şu an ilk adımdaki ve Samsun'daki 1250 muhtar görevinde görevin en iyi şekilde yerine gelin. Ulaşıyoruz, bir derdiniz var, çıkmayın evden, aman kendinizi izolasyon pozisyonu aldınız. Evet. Bizim elimizde ne geliyorsa, çünkü tüm muhtar arkadaşlara inanıyorum 7-24 telefonlar açıktır. Nedir ki bir şey talep edilsin. Gece gündüz hiç bizim için sorun yok. Gece arabamıza kalkarız. Yetişemediğimizde de Allah razı olsun belediyemiz bize araç gönderir. Mutlaka vatandaşımız yeter ki evinden çıkmasın, izolasyon kurallarına uysun. Belediyemizin var yani değil mi? Böyle tabii. Araçla ilgili sıkıntısı, yardımda bulunuyor ama belediyeler, bütün belediyelerimiz çok düşük aylarda belediyelerimiz yardım ediyor. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin yaklaşık ben tam rakam biliyorum ama 500 civarındaydı. Evlerine sıcak yemek de gönderiliyor. Yani hem size, yaşlı. Size beraber mi bu yardımlar dağıtılıyor yoksa siz bir liste verip mi onlara? Onları belediye kendileri tayin ediyor. Şimdi dijital ortamda vatandaş, belediyenin de sosyal hizmetler dediğimiz kaymakamlığında bizim psikologları var. Her eve gidiyorlar. Yani bizi önceden biraz tabiri yanlış kullandım da bizi aldatıyorlardı. Yani hakikaten durumu adam iyi geliyor muhtarlar işte ihtiyacım var diyor. Evet. Ama psikologlar eve giderek maaş durumunu, evin gelirini bakıyor. Ona göre bu ev diyorum hizmete açıktır. Sıcak yemekse sıcak yemek, giyimse giyim, elbise ise elektrik, su parası bu konuda devletimiz son derece açıktır. Büyükşehir olsun sosyal anlaşmalarımız ve valiliğimiz. Ama ben öncelikle bu pandemi döneminde Sayın Öztürk, ben şunu size talep edilmesini veya size bir öngörü olmasını isterdim. Sizlere özellikle bu pandemide çünkü önce halkla siz birebir içindesiniz. Kesinlikle. Size bir araç özellik olarak verilmesini ben araçtır, motordur çünkü sizin bugün arabanız olabilir. Belki arabası olmayan muhtarlarımız da vardır. Onların da böyle bir ses olalım buradan. Sayın yetkililerimize söyleyelim. Yani şimdi bir yönetici, bir belediye başkanı oraya gelene kadar bir muhtar hemen gidebiliyor. Kesinlikle. Ama muhtarımız hemen hızır bir şekilde oraya yetişmesi lazım. Bu insanlar da söyleyemiyor. Tabii. Şimdi yani, var. Cedit muhtarım var. Aynı zamanda yönetimdedir benim. Evet. Hasan Kaya kardeşim. Onun da motoru var. Ben her zaman imrenirim ona. Anında motorla yetişiyor yani. Cedit'te biraz dik ve rampa yer olmasına rağmen anında hizmetine yetişiyor.
Biz tabii ki o araçların bize verilmesine, motorların biliyorsun Samsun Özellikle çok Malatya. Tabii tikey bir şehir ve ihtiyaç sahiplerinin de birçok insanımızın da ulaşması Özellikle ilk bakımından adımda var. Sanki tabii. Atakum falan biraz daha zor ama Canik tarafı biraz daha Ama ben meyilli. ne zaman sıkışsam ilk adım belediyemi arasam bana araç gönderirler. Araç lazım, acil durum var. 2-3 eve aynı anda yetişemiyoruz. İhtiyaçları var. Veya şehirde şurada kaldım. Bir de bazılarının şey var Özay kardeşim şey yapamıyorlar. İlaçları var ya bitiyor tarihleri. Evden çıkmamaları lazım. Evet. 65 yaş üstü hemen reçetelerini alıp ilaçlarını alıp evlerine getiriyoruz. Şimdi maaşta çok sıkıntı çektik biz. Maaş çekmeden Özellikle evet. onlara Evet, çok evet. sıkıntı çektik ama bu konuda da Allah razı olsun. Yine bizim Kalkancı muhtarım vardı. Bayan yeni seçilen Zekiye Hanım böyle Hızır Aleyhisselam gibi yetişiyordu bana. Başkanım sen Evet. yeteri iyisin. Hakikaten bir sürü insan 350 kişiye yakın insanın maaşı çekti. Tüm bankalardan. Yeter gittim bu bir sel. Ben şu gözle bakıyorum. Bir hayır seli gidiyor. Eğer bundan bir kütük kaptıysan o hayır onun Evet. sevabını yüce Rabbim verecek. O apayrı bir duygu. Ya. Manevi duygu. Biz Evet. o duyguyu yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Çok böyle şey arkadaşlar yok. Yani Mustafa Başkan ben yoruldum. Ya benim bu işler ağırdı dedim diyene de şu ana kadar rastlamadım. Hepsine söylüyorum. Bu iş hayır işidir. Valilik bu konuda ne gibi üstlenmeler yaptı? Sadece Valilik belediyeleri mi yönlendirdi yoksa valilik talimatıyla mı bazı yardımlar tüm şimdi ulaştı? Hız İstihbarat Kurulu Başkanı vali. Orada alınan tüm kararları bize vali toplandı bitti an bizim telefonlarımıza düşüyor. Kaymakamlık özel kalemlerine kaymakamdan neler Evet. yapılacağını, nelerin yasaklandığını, hangi caddelere sigara içilmeyeceği bunlar bize anında tevdi ediliyor. Biz elimizden geldiğince şimdi çıkacak yasa şu var. Aynı polis gibi, zabıta gibi, pekçi gibi muhtarlara da ceza yazma yetkisi verilmesini talep ediyoruz. Yani tabii biz, bu bizim başımıza bir sıkıntı açacak. Evet, çok sıkıntı. Evet, evet, Muhtar evet. ama bir şeyimiz olması lazım. Otokontrol sistemimiz olması lazım. Ben ikaz ediyorum ama ya muhtar önemli değil diyor. Ama ceza yetkisi yazması olduğunu bilse o diyemeyecek. Şöyle yapabilirim yani bir Fahri müfettiş gibi bu trafikte de aynı şekilde yapılmıştı. Gizli gizli çekilip atılmıştı. Ya Onun birebir gibi vatandaşla olabilir mi? biz o Yani gizli gizliye biraz karşıyım ben. Vatandaşla ben tepki edeyim ona. Diyorum ki arkadaşım bak ben sana ceza yazmakla mükellefim. Lütfen. Çünkü ya sen kendini koruyorsun ama topluma çok büyük zarar veriyorsun. Öyle bir güne geldi bu. Yani bütün sıkıntıların, dertlerin patlak verdiği gün bu işin şakası ve esprisi yok. yok. Geri dönüşü de yok. O yüzden mümkün olduğu kadar şu an birçok çalıştığımız yasa taslağı var. Bugün Cemil Deveci Başkanımın kahvaltısına çağırdı sabahtan. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Hem sorunları paylaştık. Muhtar arkadaşlarla beraber belediyenin sorunlarını, orada da aynı sorunları paylaştık. Belediye de orada Atagom'da elden geleni yapmaya çalışıyor. Paylaşarak bu işi en asgari seviyeye indireceğiz. Yani muhtarlarımız da bu konuda size Tabii öneriler tabii 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 sunuyorlar tabii değil mi? sunuyor Yani tabii. Tabii. şunu şöyle yapabiliriz başkanım, Tabii. bizde eksiklikler şunlar. Evet. Bazı yetişemediğiniz durumlar oluyor mu bu konularla ilgili? Yetişemediğim durumda diyelim ki Samsun X bir yerinde sıkıntı var. Orada hemen o muhtarı yönlendiriyorum. Falanca yerde sıkıntı var. Bu dolaylı yoldan bana geldi. Yetişemediğim yerde emin olun belediyedeki hangi kurum varsa hemen WhatsApp'tan atıyorum. Şurada şu sıkıntı var yetişemiyoruz. Bizim gücümüzün üstünde buraya müdahil olun. Siz artık Samsun'umuzun fenomenisiniz. Muhtarım öyle söyleyeyim. Ben hangi oturumda görürsem göreyim tamam diyorum. Evet. Başkanım çıktı, Sayın Öztürk çıktıysa da oraya el attıysa o iş bitmiştir diyorum. Özellikle şey bahsetmiş daha önce konuşmuş bir Güneydoğu Evet. turumuz oldu bizim. Hakkari, Van, Evet, Ağrı. Ağrı'da özellikle o konuya geleceğim. tamam. Yani bu size İçişleri Bakanlığı tarafından verir. Yani böyle bir gezi Tabii yapın. muhtarlık programınıza Eksiklik çıkın. eksiklikleri bir Görün. belirleyin. Aynen. Yani bu Tabii. gezinin amacı ne? Şimdi gezinin amacı biz Muhtarlar Konfederasyonu 2012'de kurduğumuzda Hüseyin Akdeniz Başkanımla sonra Bekir Aktürk Başkanım yine muhtarlıkları takip ettiğinde ilil toplantılar düzenledik. Sorunları çünkü takdir edersiniz Güneydoğu'nun sorunları başka, Ege'nin başka, 7 coğrafi bölgenin hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Muhtarım ayrı ayrı sorunları var. Bu sorunları biz de hep dosya ve rapor halinde her zaman dosya haline getirip bakanlara sunarız. Kısmı olanı cevaplandırırlar, kısmı olanı bize dönmez ama biz o şey içine, döngü içine gider geliriz, bıkmayız. Yani bir defa bir rapor hazırlar da yerine gelmedi, iş değil. Antep'e gideriz, Hatay'a orada bir daha hazırlarız. Kimi yakaladık orada, milletvekili, iktidardan veya hemen koltuğun altına sıkıştırırız. Efendim bunlar bizim tespitlerimiz, bunlar yerinde görüldü diye. Ben bir an olarak anlatayım onu. Ağrı'da yaptığımız toplantıda Patmos Muhtarlar Dernek Başkanı dedi ki ya muhtarım dedi, bizim o bölgede şey pardon Doğu Beyazıt bizim bulunduğumuz bölgede 50 tane mahallede ve köyde imamımız yok. Bu konuda sizden yardım istiyorum. Siz de Ankara'ya gidip geliyorsunuz. Samsun'da çevreniz geniş. Bunu söylüyor muhtar. Tabii muhtar. Bizi de demek orada şimdi şey var. Özellikle olduğu gibi kayyum atanmış.
seçilmişler bir şekilde illegal örgütlerle temaslı oldukları için görev yerine gelir. Muhtarlar da biraz bizim gibi rahat değildir. Biz yani, çok rahatız. Yani bir muhtar olarak siz burada dilediğinizi istediğiniz mesela valimize kesinlikle kaymakamda direkt gidiyorsunuz. Orada mesela bir muhtar bir valiye bir kaymakama gittiği zaman zor. Yani tersleniyorlar mı? Mesela şeye gelmeyin mi diyorlar? Bak şey çok hoşuma gitti mesela. Hakkari, İdris Akbik diye bir vali yardımcımız var orada. Hakikaten muhteşem bir insan. Kapısı açık. Yani bazı bölümlerde muhtarlarımızda da sıkıntılı olanlar var bölümlerde. Çok... Gitmek mi istemiyorlar? Biraz gitmek istemiyorlar. Biraz da yani benim seçildiğim adam da bu vardı. Neden bu görevden alındı gibi çekinceleri var ama ben her zaman Türkiye her bölgede, coğrafi bölgede olsun her bölgede emin olun var ya Samsun'a yapılan hizmeti aynısı Hakkari'ye yapılmıştır. Aynısı Van'a yapılmıştır. Aynısı Ağrı'ya yapılmıştır. Hizmet konusunda sıkıntı var. Orada devletimiz artık her şeye hakim orada. Dağ, taşa, tepe her şeye hakim. O konuda sıkıntı yok. Ama hizmet gidiyor. Kesinlikle gidiyor. Gidiyor. Kesinlikle gidiyor. Ben o güzel dere diyenden bir yere çıktı. 32 virajlı bir yer Hakkari'ye giderken emin ol tüneller yapılıyor şu orada şu an. Ben de gittim orada. O tünellerde çalışanlar öldürdüler biz geldikten sonra. 2 kişi vurdu orada. Yine PKK. Çünkü dağlık bölge her tarafa hakim olamıyor devlet. Evet. İnsanların oradaki sıkıntılarını anlattılar ve buraya geldim ben Diyanet İşleri şey, Genel Müdürlüğü Bakanlık'tan buradaki şeyi devreye sokarak onların sorunlarına yardımcı olmaya çalıştım ve şu sözü aldım ben Ankara'da. Ya ben yılbaşına kadar dedi genel sekreter Ankara'da yılbaşına kadar Ağrı'nın bu 50 mahallede olmayan dedi imam sorunu çözeceğim. Hemen aradım orayı, muhtarı aradım, dernek başkanına nasıl sevindiler biliyor musun? Biz biliyorduk ya sen bu işi çözeceğini. Ya kardeşim neden biliyorduk? Samsun'da bir kurtarıcı bir başkanımız var. Samsun'da ve Samsun'dan sonra her tarafa da açıldı. Yani şimdi Doğu'ya evet bu İçişleri Bakanlığı'nın size verdiği bir evet. bildirge. Ama siz bunu bir dilekçe olarak yerel yönetime, valiye, kaymakama veya herhangi bir hıfzı sahaya oraya bildiriyorsunuz. Tabii. Doğru mu? Peki tabii. Bunlar verdiğiniz dilekçelerin örnekleri sizde duruyor mu? Yani takip ediyorsunuz. Bize şöyle duruyor. Biz mümkün olduğu kadar mesela şu yasa taslağını gittiğimiz yerde veriyoruz. Valilerin de şu talebi oldu bizden. Yani bizim haricimizde gezdiğiniz bölgelerde biz şu esnaf esnaf geziyoruz. Yani evet. Sırf diyor da hakikaten Hakkari'de bir kendimi bakan hissettim. O esnafın teveccühü, sokağa çıktığımız zamanki bize karşı tavırları. Yani Güneydoğu'da müthiş bir hizmet var. Yani misafir gidiyor oraya yeter ki. Müthiş bir hizmet var. Ama diğer sorunlar ayrı bir safhada. Onu bir onu geçiremedi yani. Bir o kırılamadı. İlk kırılıyor. Ya, kırılıyor. O da kırılıyor. Kırılıyor İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. O bölgede artık daha da bölge bölge hakim oldu. O kale kolları gördük orada. Ne şey gördük. Daha artık ilk defa bu sene Hakkari Vali şunu söyledi. Dağ çıkış sıfır dedi şu an. Hakkari dağ çıkış sıfır. Kancı'nın komutanına gittik. Emniyet müdürlerine gittik. Hepsinin ödülü toplandı. Hepsi son derece memnun. Bütün en çok hoşuma giden kapıların açık olması. Bugün Ağrı'ya savcı sayan gelmiş, kapıyı söktürmüş atmış. Kesin sekreteri bile kaldırmış. Gelen direkt benimle görüşecek. Sekreterim de diyor. Sekreteri bile koymamış savcı sayan. Şey, Ağrı'da. Sekreteri bile yok diyor. Kapı sökülmüş. Diyor ki gelen vatandaş direkt bana gelecek. Diyor. Ben buradasam gelecek bana diyor. Evet öyle olması gerekiyor. Ben bazen geçen sosyal medyada da bir il belirtmeyeyim. Bir valimizin böyle sert tepkilerini de gördüm ama şimdi valimiz vali dediğin o şehrin bir güler yüzüdür. Kesinlikle. Kapılarını sonuna kadar açması lazım. Biz evet, Samsun'da çok güzel valiler gibi. Az önce konuştuğumuz evet. isme denk getirmeyeyim ama evet. Diğer illerde de kesinlikle valilerimizin hepsinin üstün başarısı var. Hepsinin tabii. üstün görevleri var. Özellikle tabii devletin bir yüzü validir. Kesinlikle. Benim gözümde öyledir. Güler yüzü. Öte git dediği zaman halk bu sefer ne yapacak? Doğunun eski evet. haline denk gelecek. Bu sefer halk soyutlanacak evet. bir yere. Nereye böyle yakınına geliyorsa oraya doğru yönelecek. O yüzden sayın valilerimize de buradan evet. Güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Evet, Covid ile ilgili şu anda Covid-19 şu anda Türkiye'nin ve dünyanın kanayan bir yarası. Bununla ilgili kısıtlamalar olacak mı? Bununla ilgili size bir vallahi benim düşüncem cumartesi pazar kısıtlamalarına dönmemiz lazım ilk etapta. Bence daha önce cumartesi pazar kısıtlamalarından çünkü Avrupa Birliği'nde ülkelerde baktığımız zaman artık 14 gibi 7 gün gibi kısıtlamalara gidiyorlar. Onlar da daha biraz daha asa. Ben cumartesi pazar kısıtlamalarından başlamalı. Zaten kışa giriyoruz. Günler çok kısa. Evet. Yoğunluk evet. var. Bu evet. hastalık da biraz daha şeyden dolayı. Kışın tetikliyor biraz tetikliyor. Daha. Tetikliyor. Evet. Gripten eş neredeyse değerle gelen değerler. Bence kısıtlamaya gidilmesi taraftarıyım ben. Önce cumartesi pazardan başlayacak. Ona göre soyutlanacak. Bakacak ki bunun kısmen kesinlikle devam ediyor cumartesi. Ama baktığı kesilir mi? Kesinlikle ben haftalık kesinlikle gidilmesi taraftarıyım.
Siz talep ettiniz mi bir muhtarla dernek başkanı olarak? Sonuçta halka bir adım daha, siz Katıldığımız daha seminerde yakın. söyledik bunu. Katıldığımız seminerde, toplantılarda söyledik. Görüş ne Ankara'da. peki? Görüş ne? Sadece cevap vermediler. Düşünülüyor dediler. Ben bunu İl Sağlık Müdürlüğümüz de var olsun. İlçe Sağlık Müdürlerimize zaman zaman paylaşıyoruz. Ama tabii takdir edersiniz, bu Ankara'dan çıkacak bir karardır. Sağlık Bakanlığı'ndan çıkacak bir karardır. Ki eğitim zaten bu sene aksak topal Çok, gidiyor evet. eğitimde. Bir türlü düzeltemedik şeyi. Okullarımızı da düzeltemedik. Ya acilen ben şu düşüncem var. Belki yadırgamasınlar beni. Acilen milli eğitimde yarım, yani iki dönemli, öğleden sonra sabah ikili eğitime dönmek zorundayız. Sınıfları ikiye bölmek zorundayız. Evet. Şu an sınıfta 45 kişi, eğitim burada olmuyor. İkiye bölersek sınıfta otomatikman 20'ye düşecek. Bazı dersleri abartmış olmam, yanlış konuşmuş da olmam burada, ama bazı dersleri bence kaldırsınlar. Yani çocuğun gerçekten gelecekte eğitimine ne olabilir bence? Müzik olabilir, beden eğitimi olabilir. Yani daha bir kısa dönemlere getirerek, ama önemli ana derslerden vazgeçilmeyerek Türkçe, matematik gibi ikili bilgi eğitime geçin böyle. bilgisi birebir. Ama düşürüldü şu anda tüm okullarda, bölgesel okullarda düşürüldü. Üniversitelerimize başlamadı bu sene. Şey olmalı mesela, özellikle merkeze yakın köyler devreye alınmalı artık. Samsun'un merkeze yakın köy okullar kapatıldı. Taşımalı sistemden merkeze geliyor bu öğrencilerimiz. Evet, Gelmeyecek. 20 evet. öğrencim at oraya, öğretmenin orada ders yapsın. Zaten şehirde yeterli kalabalık var merkezde. Ki benim şimdi 6-7 tane okul var mahallemde ağzına kadar. Bugün müdür yardımcılarınızın, müdürlerinizin yanına ziyaret ettim. Çakıl okullarımız. Yani 40 kişiden aşağı sayı çok az, yok gibi. 40 kişilik sınıfta bu hastalığı önleyemezsin. Mümkün değil. O sınıfı 20 kişiye düşeceksin. O da ikili eğitimle olur. Ama işte EBA'da maalesef altyapı olarak benim görüşüm sadece. Çünkü benim de iki tane çocuğum olduğu için onlar da EBA'dan ders görüyor. Şimdi girdiği zaman oluyor, girmediği zaman oluyor. Bir altyapı sorunu var. Var. İnternetle ilgili bir altyapı sorunumuz var yani. Bizim sıkıntımız ne özel? Çocuklar internetten ve bilgisayardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Ama tutamıyoruz. Tutamıyoruz. Maalesef EBA tutamıyoruz. olduğu için, yani ders olduğu için mecbur. Benim Öğretmenler de sıkıntıda. büyüklerimiz bunu düşünmüştür. Zaten Siyasi Selçuk Evet. Bakanımız da bunu düşünmüştür diye düşünüyorum. Bence ikili eğitime süratle geçilmelidir. İkili eğitim öğlen başka, akşam başka eğitime süratle geçilmelidir. Ama o zaman da hijyenik durumlara çok Sınıflar böyle ikiye riayet edin. bölünecek. Öğlenki bir saatte sınıflar tekrar dezenfekte edilecek. Öğleden sonra 20 kişilik sınıf. 20 kişilik sınıf. Ya şu sınıfta, ben yani 40 kişilik sınıf şuradan çok daha, şu alandan çok daha büyük de değil yani. Evet, değil. Şimdi böyle Çocuğu bakınca. öğretmen şu koridorda gidip geliyor. 40 kişilik sınıfta. Yani bu sıkıntıları ben her zaman dile getiriyordum konuşmalarımızda, ama bu konuda biraz ketum durumda kalıyoruz. Yani anlatamıyoruz derdimizi. Evet, sizler de Sayın Öztürk'e sorularınız paylaşım sitemizden şu anda bizi izlemekte olduğunuz Facebook paylaşım sitesinden de alttan mesaj olarak yazabilirsiniz ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, bakalım kimler bizlere mesajlarıyla. Hayırlı akşamlar değerli Özel Bey ve değerli Mustafa Bey. Şu anda sormak istiyorum. Mahalle muhtarlarının ihtiyaç sahibi ailelerinizin tek tek tespiti yapmalarını rica ediyorum. Bu konuda çok önemli. Mustafa Bey, ofisimize, iş yerimize bekliyorum diyor sevgili Osman Tercan. Evet, zaten az önce söylemişti Sayın Öztürk bununla ilgili. Muhtarlarımız elinden geldiği kadar yetişmeye çalışıyor kendi imkanlarında. Yani Evet. ben biliyorum ki, isim vermek istemiyorum. Burada birkaç tane muhtarımız da biliyorum. Belki 2000 lira küsür maaş alınıyor. Evet, alınıyor ama belki onun iki katını da bu pandemide harcamışlardır. Ben buna Kesinlikle. yürekten Kesinlikle. inanıyorum. Ki Sayın Öztürk zaten kat kat fazlasını harcamış Fazlası böyle. ki. Çünkü her Doğru. şeye koşuyor. Tabii. Samsun'umuzun her ilçesine. Bugün bakıyorum bir ilçede, yarın bakıyorum bir Tabii. ilçede. Bir konferansta, yani biz basın olarak biz bile Allah razı gerçekten olsun. bu yetişemiyoruz. Allah razı olsun, biz de senden memnunuz. Özel Bey, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Mustafa abime, muhtarıma selamlar. Yasin Demir selamlarını gönderiyor Aleyküm. bizlere. Onur Yılmaz hayırlı yayınlar diliyor. Evet, Fatih Bey Ankara'dan selamlar olsun. Bir de bu pandemide hep yardım diyoruz, hep yardım. Evet, devletimiz halkına olabildiği kadar özen gösterdi. Yardımlarına yetişmeye çalıştı. Krediler açıldı. Bunu buradan Sevdamız Samsun Platformu sevgili başkanımızla Nuri Seven de bizleri izliyor şu Başlıyoruz. anda. Bu Onlar da bir konuda dile getirmiştik. Yani tabii. hep işte devletimiz yapıyor ama işte halkımız da bununla ilgili biraz daha
hep ihtiyacı olana bence bu biraz daha verilmeliydi. Herkese verildi. Halkımızdan bir defa Allah razı olsun, zenginlerimizden, evet, iş adamlarımızdan, Avrupa'dan bana para gönderip paylaştırıp yapan arkadaşlarımız oldu. Adrese gönderdiğimiz özellikle arkadaşlar, evet, oldu. Bu konuda halkımız bu pandemi döneminde çok duyarlı davrandı. Yani kolilerle, Samspor Kulüp Başkanımızdan yine Allah razı olsun, o da kolilerle malzemeler geldi. İş adamlarımızdan geldi. Yani bir eve yılda bir koli giderken 5 koli girdi. 5 koli girdi. Öyle evlerimiz var. Biz o konuda hakikaten çok duyarlı davrandı. Bu konuda ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir de yine halkımızdan Allah razı olsun, emin ol hani açıkta kaldı belki ama açlığını belli etmedi. Öyle insanlarımız da var. Niye? Evet. Bu devletin düştüğü mağdur bir durum. Ben devletimizde ve yöneticilerimizden, belediye başkanlarımızdan özellikle hasbelkaderi mümkün olduğu kadar halkımızın en alt tabana inerek, muhtarlar bugün seçilmiş muhtarlar, ben pandemi döneminde şunu söyleyeyim, şurada bir öz eleştiri gibi kabul etsin sayın vekillerimiz. 7-8 aydır özel meclis kapalıydı. Ben Samsun Muhtarlar Dernek Başkanı, merkezde bir sürü muhtar arkadaşlarımız var. Hepsine sordum. Bir tane vekilimiz ziyaret edemedi muhtarlarımız. Bir tane vekilimiz şey yok, iktidar muhalefeti yok. Bir tane vekilimiz beni hiç ziyaret etmedi. Zaten de işte merkezdeki muhtar arkadaşlarıma da sordum. Ya hiç vekillerimizden biri geldi mi? Halatı sordum. Muhtarım nasıl gidiyor? Burada bu pandemiyle ilgili valilik, kaymakamlık, can siyaset. Bir ziyaret ya, bir dert, bir şey gelsin. Bizim 9 tane vekilimiz var. Bir gelin bizi ziyaret edin. Sorunları bir dinleyin. Hiç eden olmadı. Hiç gelen olmadı. Ben burada bir eleştiri olarak kabul etsin. İnşallah şimdiden sonra gelirler. Tamam, ben de merkezde saydım ama merkezde burada bir sürü muhtar arkadaşlarımız var. Gelsin. Arkadaş, bir derdiniz, sorunuz var mı? Bir sıkıntınız var mı? Biz nereden tutabiliriz bu işin? Koşturuyorlar, koşturmuyor demiyorum. Ama seçilmiş tabanda kişileri ziyaret etsinler. Tavsiyem bu. Evet, vekillerimizle ilgili evet öyle bir durum var şu anda. Etmeler ben lazım. Birkaç oturumda daha bununla ilgili böyle halk meclisinde dile getirildi. Tabii ki bu halk vekillerini bu halk seçti. Kesinlikle. Ne olursa olsun vekillerimiz birebir gelmesi lazımdır. En seçilmiş ya, muhtarına gelecek, muhtar beni ziyaret etsin demiyorum ama biz sivil toplum örgütü olarak beni diyorsun ki arkadaş, sen muhtarlar dernek başkanısın, ben her yönde bilgilendiririm ama olsun, X mahalleler var burada içeride, ne bileyim işte Kadife Kalesi, Kökçeoğlu'su, evet, şeyler mahalle, Anadolu mahallemiz var, çıkıyorsun Hastanebaşı mahallemiz var, varoşların ve sıkıntıların yoğun olduğu bölgeler. Git oradan muhtara, otur bir dertleş. Bir saatini oraya harca, bir saatini harca. Yine aşağıya Kadıköy'e git, Çıkgarı Reşadiye'ye git. Fatih Mahallesi var, İlyas Köyü var, Yaşar Doğu var. Bir sürü mahalleler var böyle, sıkıntılı ve şey olan mahalleler. Şöyle bir şey söyleyeyim, bu mahallelerimizde yaşam standartları özellikle genelde 2 milyar civarında. Evet. Yani iş olup da çalışanlar. Bunlar pandemi döneminde işten çıkan var, devletimiz destekliyorlar. Ya bir gönül alma bile, bana göre o vatandaşımız 10 milyardır, 20 milyardır. O adam var ya, bıgır, sana görsün milletvekilini veya böyle bir selam versin, emin olur 20 milyarlık olur o. Kendini şey, değer buldu bende, evet, diye. Buna biz sayın... Bu mutluluktur. Yani bunu sayın seçilmişlerimizden, vekillerimizden, belediye başkanlarımızdan aseden rica ediyorum. Vatandaşın dertlerine dertlensinler, hasbihal olsunlar, gelsinler. Gelmiyorlar demiyorum ama ben bu pandemi döneminde biraz daha özel zaman ayırmalarını istiyorum. Acaba bu virüsten dolayı mı bir gezmeme durumu, yani o olabilir mi? Tedbirleri alsın, bir şey demiyorum, tedbirleri alsın ama en azından telefon dediğimiz bir aykırı var. Telefondan ulaşsın. Ben 1251 muhtar var Samsun'da, 1250 muhtarın telefon numarası eğer ulaşamıyorsa ben kendilerine veririm, ulaşsınlar. En ücra köylerden, Vezir Köprü'de bugün şehir merkezinden buradan hizmet alaya gelip 180 kilometreden gelecek muhtar arkadaşım var. Yani düşünebiliyor, evet, musun? Biliyorum. Oradan buraya gelip de hizmet alacak, Vezir Köprü'den gelecek arkadaşlarımız. Geçen Bafra'daki toplantıda hiç unutmuyorum, oradan bir arkadaş gittim, ya Mustafa abi 80 kilometre diyor, öyle bir ücra köşedeymiş Bafra'ya, bir o kadar da şeye, Vezir Köprü'ne uzakmış. Öyle bir ters bir yerdeymiş o ki. İsmi de şu an aklıma gelmiyor. Dedim muhtarım Allah yardımcın olsun. Biz burada merkezde çok kolay. Hemen belediye ulaşabiliyoruz. Dedi ki abi inşallah bana hakkına şöyle yani hemen Fenişli Daire Başkanı büyük şehirde. Hemen uğraştım dedim, o vatandaşımızın bir derdi var, siz yakınsınız. Çünkü onlar her gün gidiyor oraya. Yardımcı olun muhtarım dedi. Evet, bir de öyle bir sorun var. Yani şimdi siz merkezdesiniz. Vezir Köprü'de de dahil, yani bugün 70-80 kilometre, 90 kilometre ileride olan, aynen, köylerimiz var. Mesela ben Vezir Köprü olduğum için, o çok coğrafyayı iyi bildiğim için Boyabat tarafına gidiyorsun. Biliyor musunuz? Gittiniz değil mi? Gittim. Vezir Köprü'de toplantı yaptım. Yani İki de muhtar dernek başkanımız var orada. O mesela çay var. Çayın altındaki köyler falan, gittim. Boyabat'ın sınırına karşı karşıya bakan. Belediye başkanımızla oturduk, toplantı yaptık. Sadık Bey'le toplantı yaptık. Sadık Bey'le konuları paylaştık. Şunun için yani oradaki muhtar arkadaşım en üst noktada, bir de şu var Özay,
Ben 90'lı yıllardan beri geldiğim için abimle beraber mutlaka geldim. Biz o zaman onlar ne para? Komik bir para. Yani öyle bir para yoktu. Ödenek de yoktu. Yani Almıyordu. 10 yıldan önceye kadar öyleydi. Tabii. Değil Sayın Cumhurbaşkanımız geldikten sonra muhtarlarımız hakikaten buradan özellikle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunayım. Muhtarlara da bir değer kattılar. Muhtarımı üzen beni üzer Sayın Cumhurbaşkanımız sözdür. Ben şanslı toplantılara katıldım. Onların bizzat yakınen ne Evet. demişim. Biraz daha bize bir değer kattı. İşte sivil şey güvencemiz geldi. Sağlık güvencemiz geldi. Maaşlar arttı. Bir de bu yasa taslağında şu önünde şu an bulunan bu yasa taslağında olmazsa olmazım köy düzel kişiliği büyük şehirlere geri gelecek. Çok dikkatimi çekti. Evet, Gelmeli gördüm yani. Niye? ben Artık şu var. Ya Özel şimdi Müzikköy'den bir köy ismi söyle bana aklıma gelmiyor şu an mesela sen bilirsin orayı. O köydeki merayı büyükşehir kapatmış. Efendim ceviz dikecek, öğretmen ne yapacak? Ya o da köydeki merada hayvanlar otlayacak, ne olacak? O da köy muhtardan sorumlu orası. evet. Bu şehirleri özellikle mesela büyük 30 büyük şehirde bu yapıldı. 30 büyük şehirde 4541 sayılı yasanın geri gelmesi istiyoruz. Köy aynen yine köy muhtarı salmasını olacak. Köydeki meralara sahip Evet, çıkacak. o mahalle konusuna ben de tepkiliyim. O kesinlikle O şey yani. oturumlarımızda da aynı şekilde halk sohbetinde de bunu söylüyoruz yani. Devletimizin aldığı bir karar var. Ona kesinlikle saygı duyuyoruz sonuna Evet. kadar. Eksikliği de var. Devletimiz ne söylüyorsa doğrudur diyoruz ama bazı konularda evet mahalle olmasındaki devletimiz karar veriyor ama köylü bile mahalle olmasını istemiyor. Ya bir Doğru. köy istasyonunda kalsın. Yani Doğru. her şeyimizi biz burada ekelim, biçelim. Sorunumuz olmasın. Biz tabii taleplerimizi bulunalım ama. Özel iyi taraflar oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz olsun, Mustafa Demir olsun. Kurup yollarında bugün Vezir Köprü'den Terme'den Yakakendi'ye kadar kurup yolların hep beton asfaltlar döküldü. Bugün şeydeki toplantıda Kasnakçı Mermer en uzak köylerden biridir. Bafra'ya yakın Atagömü köyü. Abi dedi bugün kurup yolun döküldü. Allah razı olsun. Yani en azından gidiş geliş yollarına büyükşehirimiz il özel idaresini burada suçlamayalım ama İl özel idaresine çok daha büyük bir hizmet getirir duruma geldi. Bu konuda mesela geçen ben Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan yaptığım toplantıda muhtar dedi önce köyleri bitireceğim seneye merkeze geleceğim dedi. O zaman beklerim başkan dedim. Seneye köyleri bitirin. Kaç tane karayolları müdürü değişti bu 10 yıldır? Vallahi birçok değişti ben hiç şey Bir yapamadım. soruya geldim. Yaklaşık 1-2 tane değişti Nasıl olur? zannediyorsam. Ben özellikle Vezir Köprülüyüm. Vezir Köprü'de benim köyüm yaklaşık 29 ya da 30 kilometre Kabataslak. Havza Asfalt arası. görmedi. Yani benim köyüm asfalt görmedi. Hayda. Daha yeni sağ olsun girişimcilerin vasıtasıyla Vezir Köprü'de İmincik köyüne yeni yeni asfalt geldi. Ben bunu gördüm dedim ki tamam. Tamam. Çünkü ben bile havzadan köyüme Ara gidiyordum. yol bitmeli. Havza Vezir Köprü bitmeli. O da yol Orası ayrı orada bir durum. Yani bırakmalı. köylerdeki durumlar ayrı. Sağ olsun yöneticilerimiz bununla ilgili güzel çalışmalar yapmışlar. Şu anda asfalt dökülüyor. Sayın İbrahim Sadık Edis de bu konuda girişimlerini unutmamak lazım. Şimdi bak Ağzına küçük bir ara sordu. Ben 2 hafta önce Ankara'ya gittim. Ankara Vakfılar Bölge Müdürlüğü Vezir Köprülü Burhan Ersoy. Onu ziyaretine gittim Burhan Bey'in. Ve tanıyorum anlattım da Burhan Bey. Artık dedim top sizde niye dedi. Dedim ki Vezir Köprülü turizmle tanıdığım yönden eksik. sıfır. Sıfır. Ben dedim iyi Kesinlikle. veya kötü Yusuf Ziya Yılmaz barajı tanıttı. Oraya bir şey koydu. Bence dünyanın en güzel yerlerinden biri Vezir Köprü'nün o baraj. Vezir suyu yukarısı. Piknik alanları hep gittim oraya gözlemledim. Bundan sonra dedim top size Allah'ın seversen katkıda bulunur. Yarın bugün bir şey dedim milletvekili olarak buraya geleceksiniz. Düşünceniz vardır genel müdürlük. Ama şu an dedim bütün imkanlar sizde. Vezir Köprü'yü tanıdığım için çaba sarf ettim dedim ona. Yahu dedim çok derin yerden vurdum beni. Yok, karayolları eski müdürümüz geldi, ziyaret etti. Ya müdürümüz ya bakanımız, yalnız söylemeyeyim. Yollar ile ilgili Havza Vezir Köprüsü gerçekten o bölgenin kanayan yarası. Bir şey daha söyleyeyim. İnişli Vezir Köprü girişte Esentepe Mahallesi var. çıkışlı. Bu Semra Ersoy muhtarımız, biraz Evet, agresif muhtarımız bayan. o ışıklarla ilgili bir sorun Genel var. sıkıntısı var. Geçen şeye de anlattım bunu. Vali Bey'le de paylaştık. Dedi. O vali dedi. Uluslararası geçiş oldu. Hemen pat diye dedi bir lamba koyamıyorsun oraya dedi. O yüzden o sıkıntıları vardı. Yani Vezir Köprü'de de Tamam. hakimim. Kendirine, tütününe. Semra Hanım da evet, Semra Hanım'ı da bir gün kendisiyle irtibata geçip o konuyla ilgili özellikle Semra Hanım'la bu konuları görüşmek istiyorum. İnşallah ilerleyen günlerde. İnşallah. Bu arada mesajlar, selamlar Samsun için en iyi, güzel şehrimiz ama daha da iyi olması için saygı, değer muhtarımıza ve görevleri dile getirdikleri için teşekkür ediyorum. Halil Özay Ankara'dan Allah razı olsun. bizlere Çok teşekkür mesajlarını ederiz. Çok göndermişler. teşekkür Sadece ederiz. Samsun'dan takip edilmiyoruz muhtarım. Doğru. Yani
Türkiye'nin her tarafından mesajlarımız geliyor. Hayırlı akşamlar Samsun, çok iş adamlarından gerek desteğini göründük. Hepinize Allah razı olsun diyen bir mesajımız var. Tüm muhtarlarımıza, muhtarlar arkadaşlar pandemide mahallemize güzel çalışmalara imza attı. Nevzat Seven. Nevzat Sait Bey muhtarım. Sait Bey, evet. Gözlerine göre çok değerli ve çalışkan muhtarım. O da korona virüs testinde karantina altında geliyordu. Çıktı mı şu anda? İyi. Şu an çok iyi. Evet. Buradan selam ve saygılarımı iletiyorum. Muhtarımıza da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi sunmak istiyoruz. Muhtarlarımız sadece muhtarlar başkanımızı almadık. Sizler de burada gelip tabii mahallemizin sorunlarını, tabii, isteklerinizi, dileklerinizi sadece devletten değil, halktan da istediğiniz olabilir. Yani tabii, biz her tabii, zaman tabii devlet edemiyoruz. Yani halk olarak da biraz da bizler de taşın altımıza yerimize koyalım. Ya Samsun'da şöyle bir şey söyleyeyim. Samsun bizim aciz çözülecek, sık sık dile de getiriyoruz bunu. Bizim ilk adımız sıkıştırılmış paket şehir olarak kentsel dönüşümüzün ilk adımından mutlaka ivedili diye sayın. Bunu Murat Kurum Bakanı'na paylaştım ben Samsun'a geldiğinde. Mustafa Demir Başkanı'na paylaştım. Ki Zenliba Hanım var bu işin başında. İnşallah önümüzdeki sene Kökçüoğlu'ndan başlamak üzere kazma vuracaklarını söylediler. Oradan yukarı devam edecek işte. Hastane başı, Anadolu Mahallesi. Çünkü ben Anadolu'ya imreniyorum Ankara'ya gittiğim zaman. Müthiş bir kentsel dönüşüm uygulanmış Ankara'da. O varoşlar tamamen kaldırılmış. Bu Samsun'da niye uygulanmaz diye böyle ahlar bahlanırdım. Şimdi Canik bölgesinde başladı. Soğuk Su Mahallesi'nin deplase edilip Soğuk Su... Şöyle bir şey var. Yani burada bu saydığım mahallelerde müthiş bir madde bağımlılığı ve sendeli kuşlarıyla sıkıntımız var. Bunu... Hangi mahalle demiştiniz? Bu saydığım mahalleler mesela şöyle söyleyeyim. Canik'te Soğuk Su Mahallem, Adem kardeşim, Adem Çetir kardeşim çok sıkıntılı. Yine karşıda bulunan Karşıyaka mahallemiz, bu tarafa geliyorsun Kökçüoğlu, Selahiye, Unkabanı, o mahallelerde kentsel dönüşüm uygulandığında bunlar çözülür. Çünkü mahalleler birbirine girmiş. Polis yeterli tepkiyi, herkesin başına bir kişi koyamazsın. Tabii ki. Şimdi herkes yeni gelen vicdanlı polis olması lazım. Tabii buradan teşekkür edeyim. Yeni Emniyet Müdürümüz Sayın Ömer Ural Bey polisiye bu Yunus timlerini çoğalttı. Yani muhtar timlerini çoğalttı. Olaylara çok daha çabuk yapıyorlar. Müdahale ediyorlar. İvedi bir şekilde müdahale ediyorlar. Ama burada ben her zaman sıkıntı söylüyorum. Üst kurul toplantılarında Sayın Cumhuriyet Başsavcısı söylüyorum. Sıkıntımız yasalarda. Yasaların bu denetimli serbestlik, yasaların yani vurdum duymaz etmeyeyim de gerekli cezayı müeyyide uygulamıyorlar. Yani adam 3 dosya 5 dosya birikiyor. Çocuklarımızı benim düşüncem şu. Buradan da Sayın Valimizin de defalarca da söylemiştim. Giden valimiz, gelen valimiz de sorun cezaevinde çözülecek. Tutuklanan çocuk 3 yıl 5 yıl orada yatıyor. O cezaevindeki çocuğumuz orada eğitim alacak. Elektrikçi olur, kablo olur. Yatırılmayacak. Orada yatırılmayacak. Yatırılmayacak. Evet. Orada düşüyor baronların eline, ağalarına tam bir profesyonel olup cezaevine çıkıyor zaten. Ondan sonra da o çocuğa ilgileniyoruz. Yakalanan çocuğun da çok da ilginç tarafı ne biliyor musun? Hanımı orada, hanımını gidecek görüyor anne babaya. İki tane de çocuk bu tarafta. Haydi muhtar koştur. Doğru Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bilmem neye yardım alacağız ona. Çocuklar okuyor. Sebebinin günahı yok. Baba 300 500 içeri yatacak. Bunlar eve ekmek gelecek. Elbise giydirecek. Vatandaşımız duyarlı ama cezaevinden çıkan baba meslek sahibi çıksın. Kim var burada organize bölge? Nerede var? Kavak'ta var, burada var. Diyecek ki oğlum ihtiyacın ne? Özellikle sen bir iş adamısın. Ne yetiştirdin sen? Ne istiyorsun? Cezaevinde o adam yetişecek demedi. Hiçbir bahane kabul etmiyorum ben. Yetişecek ve asgari. Neye yatkınsın onu üstlenecek. Kesinlikle. Çünkü şimdi yukarı bir cezaevi yaptık. Vallahi gelip çıkan arkadaşlar diyor ki tatil yeri ya. Cezaevi değil tatil yeri. Çünkü denetimli serbestlikten açıkta yatanlar polisten baskın yapıyor sürekli müzayir polisler. Bir bakıyorum adam tutuklamıştı da geçen hafta tutukladı seni. Mustafa abi yukarıda koydular beni ellerimi sallayarak geldim. Ama oğlum cezanın katlanacak ya. Umurunda değil adamı bu durumda ceza katlanıyor. Bizim önemli olan bu ceza sistemimiz. 3-4 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel şeyler verdi. İnşallah bu adalet yönünden de yargı yönünden de gerekli cezalar adaletli verilerek uygularlar. Cezayı, ya bir adam ceza sürekli ceza işlemeye yapmaya sevinir mi? Sürekli cezaevine gibi sevinir mi? Mümkün mü? Bunu buradan çaydırıcı yapacaksın. Cezaevini aldığını eğiteceksin. Marangoz eğit, elektrikçi eğit, seramikçi eğit, sıvacı, tuvalacı ne yaparsan yap. Orada göre. Bir de şey var özel. İş bulma kurumumuz, iş kur var. Para da var orada. Ya şimdi piyasada bir sürü ustalarımız var. Eğitici, öğretmen, eğitici usta mı cezaevine? Kaç tane cezaevi var burada? Atıyorum 500 cezaevi. 500 yataklı. Özellikle gençler. Bu 20 yaş altı veya 22 yaş grubu. Gelin kardeşim buraya. Ne yatkınsa o çocukları orada sanat ya diye çizip cezaevine çıkarabilirler. Başka türlü bunu da önüne geçilemezler. Orada profesyonel düşüyor. Tam bir mafya babası olarak çıkıyor da. Bunu her toplamda ben bangır bangır çağırdım söyledim. Üst kurul toplamda ama dikkate alınmadı.
Evet, bununla ilgili dediğiniz gibi mutlaka bir Kesinlikle yasalarla kanayan yaramız. Korkunç bir genç gidilmesi nüfus lazım. var. Korkunç Samsun'da korkunç bir genç nüfus var. Gencin başını boş bırakırsan hani derler ya kızını başını boş bırak ya davulcu ya zurnacıya gider. Misali boş bırakmayacağız çocuğu sonunda. Mutlaka meşgale olacak. Baba elinden tutacak, bir spor kulübüne getirecek, bir şey yapacak. Yani meslek edecek onu. Her çocuk profesör, doktor, alim olacak diye bir şey yok Özay. Yok, yok. Bu ülkeye kaynakçı da lazım, sıvacı da lazım, seramikçi de lazım. Hepsi lazım bu Hepsi ülkeye. lazım. Ama Hepsi lazım. bizim babalar, benim illa çocuğum yemiyor. Liseden sonra 20 yaşına çıkan çocuk ya penseyi tanımıyor, tornavidayı bilmiyor. Ne yapacağım ben çocuğu piyasada? Özay, ne işim yarar benim? Esnafın ne işin yarar? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Eğitemezsin daha. Ama çoğu meslekler şu anda ölüyor. Yani Doğru. zanaat olan meslekler ölüyor. Çırak bulamıyorlar. Şu anki gençler dediğimiz gibi iş gerçekten beğenmeme durumu var. Yani Doğru. beğenmiyorlar. Beğenmiyor. Yani Kesinlikle diyor beğenmiyor. ki ben diyor niye fayans inşaatta sürüneyim ki diyor. Daha Doğru. böyle farklı bir işlere bakayım diyor. Hep takım elbise Biraz da kravat. hep evet, takım elbise kravat oturduğun yerden ya bir patronluk ya bir şey. Yani emek olmayınca yemek olmuyor muhtar. Kesinlikle. Ya 70'li yıllarda ben Çırak'tan başladığım için ben 71 Kalkancı Okul mezunuydum. Vakfike bir ortaokul, o zaman yatılı okul Evet. vardı şeyde, Beşiktaş'ın. Orayı kazandığım halde öğretmen okuluna gitmedim. O zaman 7 yıllık öğretmen okulları vardı. Beni kolumdan tuttular, sanayide bir altın bilezik ol, çıraklıktan başla. Öyle başladı ilkokuldan sonra. Eğitirsin çocuğu. Liseden sonra eğitemez. Eğitemez. Mümkün değil. Diyecek ki çocuk, bu öğretmen de diyor zaten okula zaman zaman, bakma babalar kabul etmiyor. Senin çocuğun okumaz, senin çocuğun kafası çalışıyor ama okumaya vermiyor kendini. Getir bunu sanayide bir usta, o öğretmen diyorlar okulda. Niye böyle dedi diye. Benim çocuğum okuyacak. Niye etmiyorsun? Okumuyor. Ondan Evet. sonra liseden sonra da babasını dövüyor çocuk. Liseden sonra da babasını dövüyor çocuk. Şiddet de çoğaldı bu arada. Maalesef. Özellikle Samsun'da ben Maalesef. yerel basında, yerel medyada görüyorum. Bıçaklanma özellikle büyüklere Özel sen şiddet. Samsun'a gurur duyar mısın? Her gün ulusal basında üçüncü sayfa, ikinci sayfada olmasına gurur duyar mısın? Ben şahsen 4 yıl öncesine kadar Ankara'daydım. İkinci veya üçüncü sayfasında bir Samsun haberi mutlaka görürdüm. Ben hiç Ankara'dayken kabul söylüyordum ben. edemiyorum. Kabul Ankara'dayken edemiyorum. söylüyordum ben. Yani hep mi Samsun haberi üçüncü sayfaya düşecek veya ilk sayfanın alt tarafına tam köşelere koyuluyordu. Böyle Samsun ibaresi koyuluyordu. Ben şahsen üzülüyordum yani. Geçen emniyet müdürüyle yaptığım toplantıda çok teşekkür ettim kendisine. Suç oranlarında çok büyük düşüş var. Bu tip suç oranlarındaydı. Ama dedi, benim sıkıntım, bunu ben buradan özellikle sayın vekillerimize yine söylüyorum. Mecliste çıkardıkları yasalar çağrıcı yasalar olsun. Öyle o dokundu bu dokundu yasaları istemiyor. Teşvik Kesinlikle etmez. caydırıcı yasalar olsun. Bugün Ana Muhalefet Partisi Başkanımız Kılıçdaroğlu da aynısını söyledi. Getirsinler yasayı. Eğer gerçekten caydırıcı ve ceza yapıcı bir yasaysaydı eve doyuracağım. Bugünkü meclis toplantısında söyledi onu. Grup toplantılarında. Ama sadece bir parti başkanıyla olmuyor bu. Kadro Diğerlerinde orada. Anayasa kadro. profesörleri orada. Hepsi orada. Yapacak olan da zaten. O, yani topu dışarı atmanın mantığı yok. Ülke bizim ülkemiz. Bu Bu gençler halkımız, bizim evet. gençlerimiz. Halkımızın bir kanayan yarası. Kesinlikle. Çay Mahallesi muhtarı olarak muhtarlık yerimiz yok. Acaba Türkiye'de başka bir bürosu olmayan muhtarımız var mı? Merak ediyorum. Var. Evet. Çay Yani Mahallesi muhtarımız Sayın Kadir Demirbaş kardeşimin bu sene seçildi. evet Muhtarlık Kadir. bürosu yok. Önceki muhtar arkadaşımızın da büyük bir hatası. Orada TOKİ kentsel dönüşüm yapmış. İsteseydi orada kentsel dönüşüme mutlaka mükemmel bir muhtarlık bürosu yaptırdı. Ramazan kardeşim de önceki muhtarı da çok tanıdığım bildiğim biri. Biraz olaya nasıl söyleyeyim Fransız kaldığı için yapmadı orada. Şimdi Samsun'da şu an aşağı 10'a yakın muhtarımız şey yok. Kaç yıl Özel. oldu şu anda seçili kaç yıl oldu? En 2 son yıla bir yakın. seçimde diğer televizyonda beraber bir Tabii program tabii program yapmıştık yapmış o doğru. zaman. 2 yıla yakın Yani oldu. 2 yıldır hiç mi bir girişimcilik olmadı? Yani hiç mi söylenmedi? Mesela Kadir Bey özellik olarak mesela Doğru. burada Kadir söylüyor. Başkanım ne zaman paylaşıyor? Bak şu an kendi imkanlarıyla belediyede biraz şeyden Kalkanca muhtarımız bayan oradaki müteahhitleri devreye sokarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün de yerine baktım sıvası yapılıyor. Tablası daha dökülmedi Zekiye muhtarımın. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim Samsun'un ilginçliği şurada. Yani ya Çorum'a gidiyorsun. Özel Çorum'da muhtarlık bürosunu belediye yapmış. Elektriği, su ve doğalgazını belediye diyor. Bak Çorum. Burnumuzun dibi. Çorum, İlk adım değil mi bu Çay? ilk adım. İlk Çay adım. Mahallesi kardeşim. Erzurum'a git aynı, Erzincan'a git aynı. Hep muhtarlık büroları 10 numara yapılmış. Bir de muhtarlık bürolarını parklarda yapıyorlar. Parkın oto kontrol sistemini de muhtar yapıyor. Ayrıca bazı bölgelerde iş kurdan muhtara bir eleman vermişler. Parkın temizliğinden sorumlu. Ya onlar sanki başka bir ülkede, biz başka bir Başka ülkedeyiz. bir ülkede, evet. Samsun'da ben bunu başaramadım. Yani şöyle benim şey zayıf tarafım, daha önceki belediye başkanlarıma da söyledim. Yusuf Ziya Yılmaz'a da olduğu dönemde de şey yaptım, söyledim başkanım.
bazı merkez yerlerde Samsun'un güler yüzüdür. Samsun'dan gelen ilk bir kişi bu kale mahallesinden geçecektir. Bu altmada. Burada güzel özellikle parkta yapılan yerler biliyorsun bir şey evet. Ucube yaptılar Atatürk heykeli bu tarafta. Buraya çok evet. güzel bir mutluluk bürosu koyalım diye Yusuf Yılmaz Başkanım'a rica ettim. Maalesef koyduramadım. Mustafa'cığım onlar biraz şey davrandı, umursamadı. Ama gitti mesela şeyde çok güzel bir muhtarlık binası yaptı. Hemen Medigana'nın karşısında yeni mahalle muhtarımıza evet, 70 evet. yıldız. Çok güzel bir muhtarlık binası yaptı. Burada konsept Necati Başkan'la yine paylaştığını. Başkanım kaç tane muhtarı bile? 10 tane. Bunun bir konsept yapalım. Standart olsun. Sen de çok yorulma, sen de çok masraf etme. Bunlar ağır ağır bir yerden başlanılsın. Bu sefer muhtar da tutar bir tarafından. Ben de tutarım bir taraftan. Çünkü müteahhitleri yönlendiririz. İş donanımını müteahhitlerden alırız. Bir şekilde yaparız. Necati Başkanım da bir türlü o şeye topa şöyle giremedi. Belediye borçlarına olan bir düzene giremedi. Belediyede bazı özel sıkıntılar oldu. Başkanım da ondan biraz rusut. Yani düzeni kuramadık o konuda. Ben sürekli Kadir Muhtarım biliyor. Sürekli dile getiriyorum bu konuyu. Yani şey sonra... var, Hürriyet Mahallesi muhtarım var, Orhan Şimşek aynı. Önünde bir park var Hürriyet Mahallesi'nde. Ya Hürriyet Mahallesi'nde sana bir şey söyleyeyim Özay. Binlerce kişi geçiyor. O Ağbali'nin altını bilirsin, köprünün altı. Oradan geçen çoğunluk. Pazar günü yine Necati'nin başkanımla beraber de orada söyledim. Başkanım, buna çok göz önünde bir yer. Park. Bu muhtarlık bürolarının bir program alalım. Hem o parkı düzenleyelim. Vatandaşlar çok şikayetçi oradan. Gelenin, gecenin belli saatlerinden sonra gayrimeşru işler başlıyor. Hem evet. muhtarlık bürosu güzel bir büro yapalım oraya. Konsept bile olsun. Hem kontrol sistemi de orada. Koy oraya kameraları. 4 tane 5 tane kameraları koy oraya. Bitti. Orayı sorunu çözersin. Bugün birçok mahallede yine Karadeniz Mahalle muhtarım var. İbrahim Bey. İbrahim Bey bugün kendi iş yerini muhtarlık bürosu olarak tutuyor. Orada iş yeri kirasına 3-4 milyardır. Ama durumu iyi oldu. Aslında demiyorum. Oraya diyorum ki İbo sen de sıraya alalım. Çünkü buraya kiraya ver. Buradan dünyaya kadar geliri var. Tabii ki. Karnının 10 numara yer orası. Maalesef bu konuda Samsun genelinde sıkıntımız var. Yani şu mesajın da şurada olması. Tabii bu mesajımız burada duracak. Biz de kaldırmayacağız. Tabii tabii. Teşekkür ederim Kadir kardeşim. Bir muhtarımızın da yani güzel. Buradan çıkıp da hele şu şartlarda şu zamanda bir muhtarlık yeri olmaması demek bence tabii. utanç verici. Yani. Her gün dünya kadar evrak geliyor. Şimdi Kadir muhtar nerede tutuyor evraklar? Evinde tutuyordur. Vatandaş evine gidecek. Çok daha acısını söyleyeyim. Şu an kalktı onlar. Ya kahve köşelerinde muhtarlık yapan arkadaşlarımız vardı. Kahve köşelerinde bekliyor. Düşünün. Kaç tane muhtarı var şu anda? Aynı bu statüste. Yani yanılmıyorsam 10-12'ye yakın muhtarımız var. Bu konuda. Yani az da değil. Tabii 10-12'ye yakın muhtarımız hep var. Hep ilk adım mı yoksa diğerlerinde yok, de var? 10-12 genelde ilk adım. İlk adım. Tabii. Yani diğerlerinde yok. Atakum'da da var. Olmaz mı? Takımda da var. Yani Çenik'te bir sürü kiralık yeri olan muhtar arkadaşlar. Kira tutmuş adam. 300-500 kira veriyor. Küçük yerler var. Mesela karşıya mahalle muhtarımızın yeri bildiğim kadarıyla Cevdet kardeşimin kiralıktır. Yani evet yerel yönetimin Sayın Necatettin Başkanımıza da buradan sesleniyorum. Muhtarlarımız halka bir adım daha gelen bir kişiler. Yani bu konularda desteklerinizi esirgemezseniz ki muhtarımızın da böyle bir şey yazması İnan utanç verici. Burada bu mesajı herkes okuyor. Tabii. Şunu diyecekler. Özel bir şey başkan söyleyeyim mi? Niye bakmıyorum? Tabii. Size. Bir de şey var. Belediyelerimizde 5393 sayılı belediye yasası 3 ve 9. maddeler var. Vurguluyor orada. Yani yetki veriyor belediyelere. Vermiyor değil. Ama yap demiyor. Yani muallakta bırakıyor. Yapabilir de yapmayabilir de. Hayır yap diyecek. Bunun için yine bu yasa taslağında bizim düşüncelerimiz var. İnşallah yasalarsa belediye bir de daha, çok daha ilginç mesela 61 muhtarımıza ilk adım Necati'nin Demirtaş başkanımın emrinde bunların devlet maaşını veriyor. SSK'sını da veriyor. Evet. Bedava belediye işçi. Bunu Mustafa Demir Başkan'a da söyledim. Başkanım faydalanın bizden. Niye faydalanmıyorsunuz? Mesela şuradan çıkıyorsun 50 metrekarede çok tarihi bir bina var. Hemen Vidimöder'in karşı köşe. Mustafa Demir Başkanım anlattım bunu. Dedim 1251 muhtarımız var Sayın Başkanım. Bu binaya gelin muhtarlar başkanım. Bana ben istemiyorum bunu. Ama 1251 muhtar seni buraya ziyarete geliyor makamına. Buradan çıktılar mı da bu da bir çay içeceğimiz yer olsun onlarda. Bunlar bir çay söyleyelim, bir kahve söyleyelim, ağırlayalım. Yine gitsin buradan puan toplayacak olan sensin. Dedi ki orayı veremem dedi. Orada başka bir tasarruflarım vardı benim. Halbuki 20 yıldır da orası atıl vaziyette duruyor. Şu köşe farkındasın. Evet, evet gördüm. Mustafa Demir Başkanım'a anlattım. Bırakmıyorum onu yine ama. Yine başkanım diyorum bize bu muhtarlar Samsun'a sana geldim. Bir yer Samsun'a yakışır. Ben bunu Sivas'a gittiğim, Erzincan'a, Erzurum'a gittiğim zaman üzülüyorum. Orada gördüğüm zaman bir Erzurum'a bir muhtarlık binası yapmış. Belediye aklımda yerim durur. Saray gibi. Sivas Hakeza. Ya, imreniyorsun istesemez. Adam öyle bir şey muhtarlık binaları yapmış.
Yani bu da ne biliyor musun? Neden çıkılmıyor? Yani şimdi o kadar anlatıyorsun, böyle bal 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 gibi böyle anlatıyoruz. Böyle anlatırken gözleriniz böyle parlıyor. Yani özellikle diyeceğim ama. Belediyeden dünyaya kadar ihale alan müteahhitler var. Bunu Mustafa Demir Başkanım için de söylüyorum. Cemil Deve için de söylüyorum. Necati'm, ya kardeşim Özay, buradan aldığın şu kadar paralı geç. Şuraya bana bir muhtarlık binası yapacaksın, bitti. O müteahhit seve seve yapar. Yeminle söyleyeyim, seve seve yapar. Ama bu diyaloglarla çözülecek. Diyalog, kumgenlerle çözülecek. İlla zorlama veya şartlanma değil yani. Ama tabii. Yapacağına ben inanıyorum. Bugün kesinlikle. Camilerimize herkes gönülden böyle... Özel şu sizin o kadar yer ya, muhtarlık diyorsun. Evet. Şöyle. Kaç, 25-30 metrekare bir istiyor. Bunu bana bir proje olarak büyük bir şey. Ha, ama çok ilginç işte bizim kamuda ve devlette. Şu ben inşaatta yaptığımı söylüyorum. Şöyle 25 metrekare özel senle ben yapıp 20 milyara mal ederiz. Devlet yapsın 200 milyar. Böyle de devlette bir hantal yapı var. Evet, öyle de bir yapı var. Hantal yapımız var maalesef. Yani ihale biraz daha böyle özele gireceğiz ama biraz farklı bir şekilde mi veriyor? Yani? Farklı bir şekilde biraz da şu var yani kati karar olarak arkadaş muhtar ben buraya sana 4 çerçeve yapar verir. İş donanımı sana aittir, bitti. Muhtar da taşın eline sorar. Gelir. Onu da yapar. Muhtar da gelmezse, muhtar gelse bile civardaki esnaflar kesinlikle, var. Kesinlikle. Televizyonu bilgisayarını verir yani. Verir. Evet. Burada da Samsun'un gülen yüzü olur. Berna Hanım, Berna Macit çok gezen ağzına sağlık başkanım demiş. Buradan selamlarını göndermiş. Atakum'dan esnaf kardeşimiz merhaba, iyi yayınlar. Kemalettin Bey, Osmanlı Tulumbacısı. Berna muhtarın bahçeli evlerde muhtarlık bürosunu görseniz şu masa kadar 130 santim 3 metre boyunda bir yer. İki kişi yan yana gidemiyorsun oraya. Burası Bahçeli Evler Samsun'un en güzide mahallelerinden biri. Hiç hoş değil. Hiç. Bir bayanın o kadar daracık bir yerde. Bunu şimdiki belediye başkanlarıma bağlanmıyorum. Tümünden gelen park orası. Uğur Mumcu Parkı. Çok da güzel bir park. Şimdi Necati'nin başkanım yeniden dizayn ediyor oraya. İnşallah dizayn ederken de o şeyi muhtarlık bürosunu büyüttüreceğim ona. Allah nasip edersin. Vallahi Berna Hanım, Sayın Muhtarım, Sayın Kadir Bey'in yeri yokmuş. Bakın yine sizin muhtarım anlatıyor böyle küçük bir yeriniz varmış. Buradan Kadir Bey de benim yok diye ağlıyor. Vallahi siz o yerinize şükredin şu anda. Ama muhtarımız bu konuya el atacak. Açacağız onu. İşte o hazırladığınız dosyayla ilgili genel şöyle söyleyeyim. Hazırladığımız dosyadaki bir defa muhtarlık seçimleri ve adaylık şartları. Biz bu seçimden muhtarlık sandığımızı aldılar bizim. Sandığımız yoktu. Şeydeki belediyeyle beraber aynı sandığa koydular ve o kadar çok seçim karıştı ki aynı zarf içine muhtarlık pusulları koyuldu. Aynı zarf içine azalar koyuldu. Bunlar kesinlikle değiştirilmelidir. Bu azalar. Bizim muhtar sandığımız ayrı, oy pusulamız ayrı. Birleştirilmiş oy pusulası istiyoruz. Özay'la ben iki aday var mesela. İkimiz de aynı pusulada imzalayacak altını. Diyecek ki kardeşim ben Özay'a oy veriyorum veya Mustafa Özay'a diyorum. Evet. Mesela Kıbrıs örneği var. Gittiğimiz yerlerde Macaristan, yurt dışına bile biz gittik bunların inceleyip yapması. Kıbrıs'ta kesinlikle Özay pazar günü gidip aday olamaz. Özay bir an önceden başvuracak, GBD'sini alacak, suç dosyası var mı? Yüz güzercisi şu var mı? Aday mı? Hatta muhtar başı 1.000 lira, 2.000 lira da seçim buna para yatacak. Bu da devlete geri iade edilecek. Yani şimdiki sistemde var ya, pazar günü al çantanı koy oraya muhtar seçiyorsun. Muhtar evet. Böyle bir şey yok. Evet, o biraz denk gelmesi lazım. Yani tabii, özellikle... bir düşünebiliyor musun? 3.000 muhtar bu konuda mahkemelik oldu. Ya bunu seçimden önce GBD'sin araştırmasını yapsan sayın devletim. Gelin aday olmasın diye kardeşim dur bakalım mesela sen aday olamazsın. Yüzlerce suçlarım var. Şu suçlarım var. Sokakta çevirsen bile hemen GBD'ye bakın. He. Bunu da yap, bunu yazın. Olmazsa olmazımız mesela Samsun'da çok muhtarlar derneği var. Sen az önce belirtti. Özellikle işte. Evet az önce gazeteci Sayın Turan Akşener'le beraber de konuşmuştuk. Evet. Özellikle bu konuya evet, ben doğru. Değinmem. Yani muhtarlar dernek başkanı. Ben Samsun'da bir tane sizi bilmem lazım. Doğrudur. Ya neden böyle parça parça? Şimdi, her bölgede. Şimdi yani. Talebimiz şu iktidarımızdan, şeyde devletimizden muhtarlar birliğinin kurulması. Yani takım Samsun'da tek şube olacak. Vezikköy'de tek şube olacak. Federasyon gibi mi yoksa? Konfederasyon ve birlik. Konfederasyon var zaten şu an kurduğumuz bakanları kurulmasın. Mesela Ege'den özellikle bizden yeşil pasaport çok isteniyor. Ege genelde yurt dışına genelde şeylerden çok gidiyor. Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere. Balkanlı'ya çok gidiyor. Bizler özellikle de şimdi bu yasaklardan dolayı Schengen vizesi alman gerekiyor 2010'dan sonra. Schengen vizesi almadan çıkamıyorsun. Schengen vizesi de Ankara'dan almak çok zor. Yeşil pasaport talebimiz var. Cumhurbaşkanı güldü. Dedi ki geçinemiyorum diye şikayet ediyorsunuz dedi. Bu gibi talepler var. Mesela Güneydoğu'da biz her zaman polis bizi alıyor. Güneydoğu çelik gerek istiyor.
Beni eğer polisten gideceksem diyor ev baskınlarına çelik gelen olsun. Çok ilginç. Burada şöyle bir şey düşünmedik biz. Aklımızın dahi geçmedi. Ama diyor ki baktım haklı. Çünkü orada diyor her açtığın kapıda kaleşinko var diyor vatandaşın elinde. Silah var diyor. Karadeniz'de de var. He, var da biz daha vatandaşlar. Yani bu konuda ekonomik talep mesela olmazsa olmazımız bizi en büyük sıkıntıya düşünen şu icra evrakları, tebligatlar. Çok büyük. Merkez mahalle muhtarlarında sorun çok büyük. Yani diyelim ki Özay sen kenar mahalle muhtarısın. Günde sana 5 tane gelmez ama benim merkez mahalle 50 tane 100 tane geliyor. Biz diyoruz kardeşim tamam biz bu tebligatı alıyoruz. Bir sorunumuz yok. Bildiğimiz üzere. Tamam kardeşim bu tebligatı avukat ne yapıyor? Şeye verirken, postaneye verirken kaç lira bile 20 lira. Tamam kardeşim 5 lirası muhtara gelecek. Bu 20 lira da postaneye gitmeyecek. Veya 3 lira. Devlet ne takdir eder bilmiyoruz. O zaman ne olacak? Muhtar da bu tebligatlara çok büyük önem ve özen gösterecek. Ona göre rafına dizecek. 3 ay veya 5 ay. Ulaştıracak. Ulaştıracak. Vatandaşla ilgilenecek. Ama sen bu aldığın paranın tamamını şeye veriyorsan, postacıya veriyorsan, şimdi muhtar diyor ki bana, ya ben almayacağım tebligatları. Kardeşim almak zorundasın. Evet. Saklamak veyahut da vatandaşa getirmek zorunda değilsin. Almak zorunluluğumuz var. Yasal olarak. Bunun almadık bir suç işliyoruz. Bunu muhtar arkadaşlar zaman zaman anlatıyorum. Sayın Vezir Köprü muhtarım Semra Ersoy da bu konuda çok bunalttı beni. Ya uğraşıp mücadele edelim Semra muhtarım diyorum. Beni darlandırma. Bu konuda istek taleplerimiz Cumhurbaşkanı'nın önünde. Ama meclisten ve şeyden çıkmayan yasada biz mücadele edeceğiz. Niye biliyor musun Özel? Çok ilginçtir. Biz icracıyız, ricacıyız. Belediye başkanları, vali ve onlar icranın başındalar. İcra edecek onlar. Biz rica edeceğiz. Ama bıkmayacağız. 10 defa, 20 defa rica edeceğiz. Ne zaman çıkar bilmiyorum ama uğraşıyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü pes etmek yok. Biz o devletimizden her türlü yetkiyi, belgeyi alacağız. Bu belediye yasalarında mesela dediğim gibi söylemiştim 4541 köy yasası olmaz birinci şart olmazsa olmazımız geri gelecek. Ha o da revize edilmesi lazım. Niye? 95 yıllık yasa. Ya Osmanlı İmparatorluğundan bir tek muhtarlar yasası geçmiş ya Cumhuriyet'e. 1829'daki muhtarlar yasası. Geçen günü CNN Türk'te bir şey dinledim ben. Amerika'dan katıldı. O kadar ilginç ki Trump araştırılmasını istemiş. Cumhurbaşkanlığı halka ulaşmasını ve ne çıkmış biliyor musunuz? Danışmanı, orada Türk danışmanı varmış Trump'ın. Demiş ki muhtarlarla halka Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok çabuk ulaşıyor. Sarayda, oradaki sarayda ilk defa demiş bize karşılığı kim bunlar? Muhtarlar. Demişler ki şerifler. İlk defa Beyaz Saray'da şeriflerle Trump toplantı yapmış. Yapacağı projeleri, şeyleri anlattı. İlk defa yani. Örnek paylaşıyor. Tabii paylaşmış. Bizim muhtarların karşılığı Amerika'da şeriflerdir. Daha çok yetkilerle donatılmıştır. Bizde o kadar yetkiler yok. Biz olmazsa olmazın bu 95 yıllık tarihi köydeki o hem yasa geri gelecek hem de revize edilmesini istiyoruz. Revize. Evet. Özellikle o köy statüsünün tabii revize edilmesi gelmesi gerekli bence. Başka maddelerin içinde böyle can alıcı olmazsa olmazdı. Bizim işte bir defa şu var. Mesela 61 muhtar var ilk adımda. Talep %10'u bunun meclis üyesi olarak meclise girmeli. Yani Necati Başkan'ın meclise 10 tane muhtar girecek. Niye girecek? Neden istiyoruz bunu? Bu Cumhurbaşkanı'na çok hoşuna gitmişti. Başbakanlığı döneminde anlattık. Bunu sundunuz ama. Ya sunduk tabii. Niye dedi? Dedi ki efendim bizim mahallemizde mesela şimdi yukarılarda şeyler var. Mahalle imara açılıyor. Canik'te açılıyor, Atakum'da açılıyor, Samsun. Bu imar mahallelerde belirli bir devlet şu an top kesintisi diyen bir kesinti var. Yani senin bir dönüm yerinin 400 metrekaresi devlet alıyor, 600 metresi imar açıyor. Bu 400 metrenin park, karakol, pazar yeri gibi yerleri dizayn etmek zorunda devlet sana. Bunu aldı, imarı da yaptı, inşaata başladı. Senden aldığı bu imarlı yeri park yapacak sözleri de sosyal donatılar yapacak, sosyal alanlar yapacak. Yapmıyor. Bir müddet sonra onu meclise getiriyor. O sosyal alanına çıkarıyor, açıyor imara. Niye şimdi biz ilk adımda bu kadar mahallede işsiz yaşıyoruz? Bu hatalardan yaşıyoruz. Evet. Tabii benim mahallemde imar değişikliği olacak mı? Ben bunu muhtar bilecek. Muhtar orada imza yetkisi olacak. Konuşma yetkisi olacak. Oy verme yetkisi olacak. Meclise bilgilendirecek. Biz onun için o zaman dedi şey Cumhurbaşkanımız Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı dedi ki çok güzel düşünce buna katılıyorum dedi. Fakat dedi seçim yasasında değişiklikler yapılması lazım. Bayağı bu defra böyle hemen bizim dememiz olmayacak. Aynen sorunları anlattık. Buraya da notlarımızı alındı. Aynısını anlatıyoruz. Bıkmıyoruz. Bu şunları var ya Güneydoğu'da gittiğimiz her valiye ve belediye başkanına veriyoruz. Onların da katkısı olsun diye. Burada muhtar arkadaşlara söylüyorum. Yani bugün Atakum'daki Cemil Başkan Muhtarlar Meclisi yaptığı toplantıda
sağ olsun her zaman da çağırıyoruz. Ben de fırsat bulsa katılmaya çalışıyorum toplamda. Üzüldüm. Muhtar arkadaşların kısır tartışma yapmalarından üzüldüm. Dedim çok üzüldüm ya. Şu kısır tartışmaları keşke görmeseydim. Ya biz nelerle uğraşıyoruz? Siz burada o toplantıya gelmemiş. Öbürü ben başkan olacağım. Öbürü yardımcı olacağım. Boş işte. Yani dedemle biz de fındık kabını doldurmayacak meselelerle uğraşıyoruz. Ama bence asıl mesele Samsun ve Samsun ilçeleri Samsun'a neler kazandırırız olmalı. Ya muhtarım sizin çalışmalarınız bu konuda çok takdire şayan. Ben yakından takip ediyorum ki sizin gibi böyle 3-5 kişi daha çıksa bence çok güzel bir şekilde yukarıya bu konuları belirtir. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yine bu Cumhurbaşkanı huzurunda bunlar. Ya 10 bine yakın Cumhurbaşkanı bu köyleri kapatmayın demiş. Ağza yazamıyorsun. Ağza yok köylerde. Ama köyle tamamen kapatıp büyük köy şehri yaşandı ya. Köyler isimleri yaşasın. Bir kişi mi muhtar? Şehirden seçilsin yine orada dursun. Orada dursun. Dursun orada. Ağzası olmayan köylerimiz. Ağzası yok. Muhtar seçilmiş. Ağzası yok. Terk edilmiş. Ben şimdi geçen yine Mustafa Demir Başkan'la o hani niye köylere hizmet gidiyor gibi bir şey. Hayır başkan dedim. Keşke bunlar 30 sene önce yapılsaydı. Keşke köyden büyük göç yaşamadan yapılsaydı. Köylüyü köye çakabilseydik. Ya cenaze getiriyoruz kava şimdi özel defnetmeye adam yok ya. Şehirden gelen defnet dönüp geri geri. Halbuki 15 yıl önce ben kava cenaze gittiğim oranın pıtırlarına, yemek yapmalarına hayran kalırdım. Köy yemekleri, soflar hazlanıp gelirdi mezarlığa. Orada yemeği yedik. Sıcak sıcak pıtır veya da evine getirirlerdi. Şimdi Samsun'da pide yapıyorlar da köye getiriyorlar da. Hiç yapmayın evet. Bunun özelliği kalmadı ki. Bu pide hiç yap buraya getirmeyin. Şeyde şey var, yemek fabrikaları var. Yaptırmayın. Buranın özelliği, kavağın özelliği köyde bir şey yemek, köyde bir şey pıtırlar. Bu özelliği. Bu özelliği kaybettin. Hiç yemek buraya söylemenin de anlamı evet, kalmadı. Bir misafirperverlik bununla ilgili. Geleneklerimiz de bozuldu. Bozuldu evet. Evet sayın seyirciler, güzel bir sohbet ve Sayın Öztürk'ten böyle küçük parada şey belirledim. İzin mesela, muhtarların izin yoktur. Diyelim ki ben mesela Güneydoğu'ya gittim. Azam yerine baktı. Benim hem dünya kadar masrafım oldu Güneydoğu'da. 10 günlük de maaşım kesildi. Düşünebiliyor musun? 10 günlük yani siz bir görevi... Tabii izin verdin Güneydoğu'ya. Görevi terk etti. Gibi söylüyor. Aslında oluyor. Değil ben göreve gittim oraya. Ama bunu anlatamıyorsunuz. Dilekçe verdim. Muhtarlar olmazsa olmaz izinler. Mesela muhtarların bu şehir işlerindeki bunu daha önce başkanlarla zihni başkanlarımızın yılmadı. Dedim ki ya şu otoparklarda muhtar arkadaşlar ben merkezdeyim benim sorum ama dışarıdan Vezir Köprü'den bu akşam Vezir Köprü'yü çok andık. Evet. Gelen muhtar arkadaşlar araçları bedava koyacağı bir otopark olsun ya. Bir kart verelim muhtarlara ya. Bu Vezir Köprü'deki muhtar Samsun günde şey ayda elde kaç defa gelir? Onu onur etmektir. Tabii onur etmektir onu. Tamam onur etmektir. 3 litre otopark kartı gelsin. İstediği belediyenin olduğu istediği otopark. Şimdi bunlar çok basit şeyler. Anlatıyoruz belediye başkanlarımız ama anlatırken de ipi koparmıyoruz. Yine ilişkiye sıcak tutuyoruz. Defalarca söylüyoruz. İlla her yerinde bir şey istiyor muhtarlarım. Değil. Ben bunlar çok basit şeyler. Mesela niye ben yine şehir merkezindeyim. Ulus şeyleri belediyenin çalıştığı ulaşım sisteminde muhtarlar %50 faydalansın. Şu anda tamamen aynı söylüyor. Hiçbir şey yok. Ödüyorsun. Samsun karnını çıkar. Ben o şey değil ama bir şekilde bunlar küçük şeyler, dokunuşlar bunlar şey. Evet. Özel küçük o biraz dokunuşlar. Daha cezbeder. Kesinlikle. Eklemek istediğin maddeler içinde böyle var mı konular muhtarım? Valla daha konular çok var. Ben burada bu akşam bize bu ekranı açtığınız için, muhtar sorunlarını konuştuğumuz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Samsun'un olmazsa olmazı mutlaka turizm Samsun'a gelmelidir. Ben bunu özellikle bunu. Samsun turizm şehri, Samsun spor kenti, Samsun sağlık kenti, Samsun tarım kenti. Ama bunları ortak platformla bir araya gidip tartışmamız lazım ve konuşmamız lazım. Sorunlarını bulmamız lazım. Evet, bunu Sevdamız Samsun platformu sevgili başkanı, sevgili Nuri Başkan'la bunu dile getirdik o akşam özellikle. Ben de katılırım o programda bu evet. Zaman zaman. Ama çok eksikler var başkanım. Yani, eksik şu var. Yani neyden kaynaklanıyor bu eksik? Özel yani bir de şey var. Halka, böyle mi gidiyor yani? Vatandaş topa girmiyor. Vatandaşımız bu tip sıkıntılarımız da var. Vatandaş topa da girmiyor. Yani ortak sıkıntılarda ben en çok sık üzüntü duyduğum nedir biliyor musun Özel? Şimdi Ankara'dan bakanlarımız geliyor. Allah razı olsun. Milletvekilleri geliyor. Ya diyorum ki burada bu sorunu kim biliyor? İşte ne dedi Samsun Sevi Platform Başkanı Nurettin Sever kardeşim. Ver mikrofona Nuri Sever'e ya. Şimdi sorunları biliyor. Bırak Mustafa konuşsun. Abi alan mikrofonu bir yalakalık, bir yağ çekme. Sen orada konuşan konuyu da hiç unutmuyorum. Sayın Berel Albay'dan yardımcısı gelmişti. İsmi Memati'yi de soy ismi bilmiyorum. Şu camlı şeyde yapmışlardı. Toplantı yapmışlardı. Sayın Vali'ye çok amaçlı salonda. Sayın Vali Osman Kaymak Allah razı olsun. O aradan dedi ki şu mikrofonu
Muhtarlar suyu ses getirdiler bana vallahi. O bir 5 dakika sunum yaptım Samsun tarımla ilgili. Samsun'un ya çok ilginç, basit bir şey daha söyleyeyim. Ben geçen Van'da gezecektim ya. Çorum Ticaret Odası Başkanı telefonla aradım. Dedim başkanım özel bir şey istiyorum senden. Buyurun dedi. Dedim ki Çorum'un ticaret rakamlarını, ihracat rakamlarını söyler misin bana? 1 milyar 280 milyon dolar. Samsun 550 milyon dolar. Çorum neresi sana? 2'ye katlıyor, 3'e katlıyor. Dünyanın merkezi. Ama Çorum'da müthiş bir birlik beraberlik var. Evet, onu müthiş. ben de gözlemliyorum. Ticaret odası, borsası, büyük şehri hepsi bir arada. Yoksa ben Samsun'la Çorum'u kıyaslamam mı? Samsun her şeyden Çorum'a 5 kat üstüdür. Ama işte o ihracat rakamları her şeyi söylüyor. O Çorum neyi var? Havaalanım var. Demir yolları var. Yok, hiçbir şey yok. Samsun'un deniz yolları, demir yolları, havaalanları, her şey var Samsun'da. Samsun, Karadeniz'in Paris'i diyoruz. Biz her zaman bunu da söylüyoruz ama bir stadına bakıyorum ben Çorum'dan geçerken, stadı bile yani. Stad daha bitmedi, şehir merkezinde kalmış. Ama yine de bayağı bir yatırım var yani orada. Bir araya gelip ihracat ve yeni bir yasa çıkardı ihracat bakanlık. O bakanlıkta Samsun'a ihracat yapıp da bırakan firmalar değerlendirilmeli bunu. Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ya özel sen ihracat yapıyorsun, ne oldu, niye durdun? İşlerin niye aksadı, sorunun ne, derdin ne? Ekonomik sıkıntın mı var, yere mi ihtiyacın var? Bunu demeli. Samsun'un 2000 küsür, 2300 mü, 2500 yakın işçi çalıştıran çok önemli bir firması, buradan ismini zikretmeyeyim. Benim yerim bitti dedi, yani işimi büyüteceğim. Muhtarım dedi bana nereden yer verdiler biliyor musunuz? Bana dediler havzadan yer verdiler. Ben havzaya gidene kadar bu 2500 işçi gücünü İstanbul'a taşırım. Dedim ki Samsun'a çok büyük kötülük yaparsın. 2500 çarpımı 15 bindir, 20 bindir. 20 bin kişi etkiler. Evet. Ben şimdi herkes soruyor birbirine, Samsun kazan sahi nerede? Adana'da. Niye Adana'ya taşındı Ankara yolunda kazan sanayi? Bu sebeplerini araştırsınlar. Niye taşınmak zorunda kalmış? Niye bırakılmış? Adam orada dünyanın ihracatını yapıyor. Belki Orta Doğu'ya yakındır diye gitmiştir. Ayrı bir şey. Ama kocaman benim mahallemden 8-10 tane göç gitti oraya. Kocaman isimlerle Samsun kazan sanayi yazıyor Adana'da. Bu tip yatırımcıların önü açılmalı Samsun'da. Evet, her konuda değindik. Şimdi konuşmaya başladım mı tabii bir sabaha kadar programı bitiremeyiz. Ama çok güzel bir sohbetimiz oldu. Özayrı vizyon, vizyonumuz, şehrimizin vizyonu. Ben tarımla bir konuşmaya başlarsam ne oluyor? Onu da diğer zaten sevgili... Rektörüme, yeni seçim rektörüme gideceğim zaten. Tarım konusunda sayın rektörümle bayağı işim var ya. Yani davet mi yoksa siz mi? Ben hem hayırlı olsun'a gideceğim ona yeni seçim rektörü, hem de diyeceğim ona yani bu tarım konusunda Çarşamba Bafra Ovaları, Ziraat Fakültelerinin 19 Mayıs Üniversitesi'nin işine birini Çarşamba'ya alacaksın, birini Bafra olarak olacak. Çarşamba'da hukuk fakültesi, Çarşamba'da bilmem ne, hayır tarım abi, Çarşamba'nın olmazsa olmazı tarım abi. Bafra'nın olmazsa olmazı tarım. Hiç bahanesi yok. Ankara yolunda 5000'e yakın tır var. Soçi limanı kapanınca otururlar buraya geldi Ankara yolunda. Buradan ihracat yapıyorlar. Niye bir tır biz Samsun'a satamıyoruz? Niye Bafra'dan gitmiyor da Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Manisa'dan gidiyor, Bursa'dan gidiyor? Biz o kadar beceriksiz miyiz Samsun'da? Maalesef. Bir de son bir konuya değineyim. Yavaş yavaş böyle kapanışa doğru yaklaşırken. Bu yeni sanayi ile ilgili Toybelen'de. Evet. Geç, çok geç kalındı. Tahsil edildi. Doğru mu? Şu anda teslim edildi. Biliyorum. Yapılıyor. Çok geç kalındı. Sizce nasıl Toybelen'e bu sanayinin gitmesi? Yani şehir merkezinden evet. Şehir merkezi biraz daha ferahlar. Şimdi Özay onu sadece tartışırız. Niye biliyor musun? Çok geç kalmış. O sanayi 74-75 yıllarında orada. Şu anda çok gündemde. Tabii çok gündemde. Yapılmalı çok geç kalındı. Orada sanayi başkası Eyüp Aydın diye bir genç kardeşimiz var. O konuda çok mücadele etti. Mustafa Demir Başkan'ın biraz daha işi ivedilikleri yapıldı. O bölge bence oradan sarı ışık benzeyen şeyin asfalt fabrikasının, beton fabrikasının şeyin olduğu yerden itibaren, Aybet'in olduğu yerden itibaren arka yukarı çok büyük bir geniş alan var orada. Var, evet. Orada komple sanayiye ayrılmalı. Komple sanayi ayrılmalı. Oraya şu var şimdi, sanayi taşınıyor. Ulaşım sıkıntısı var başlayacak. Evet. Tabii o, buraya her türlü sıkıntı var. Birinci hattı var, otobüsleri var. Sıkıntı başlayacak. Ya bir yatırımı yaparken mesela şimdi eleştiri olarak kabul etmesinler kimse. Şehir hastanesi şeye kuruyor. Düveci mahallemize kuruyor. Ulaşımsız yok, altyapı yok, her şey yok. Kur, ha kurulsun. Samsun yanımıza gurur duyarım. O mahalleler gelişir. Ama orada gelirlerin alt bağlantısı devlet hastanesine, araştırma hastanesine müthiş bir sirkülasyon. Bunun altyapısı da şimdiden başlamalı. Hastane başlamadan yapılmalı. Organize sanayi bölgesinin oraya gelmesi, yani bizim organize değil de küçük sanayi sitesi diyeyim ben, Gülsan sanayi sitesine çok geç kalındı.
çok geç kalındı. Buradaki sanayi sitesinin çok ivedilikle bu konuda devlet de kesen ağzını açmış. Burada sadece sanayinin, esnafın, İYİBA'nın başkanının, Mustafa Demir Başkan'ın ivedilikle hareket etmeleri lazım. O sanayi bir an önce taşınmalı. Ha burada da çok büyük bir camiye, Selahattin Camii bilmem ne yapılacak işte Millet Parkı falan yapıldı oraya. Akıllı projeler yapılması taraftarındayım ben. Şimdi Bir yer yıkılıyor ama bir yerde yıkıldığı zaman da orayı güzel bir değerlendirme. Ben şey mesela eleştiriyorum. Oraya yapılan Millet Parkı'nı eleştiriyorum. Niye eleştiriyorum? Samsun Doğu Park, Padı Park gibi çok önemli parkları var. Bence Millet Parkı'nın orayı çok da iyi projede değerlendirilmeliydi. Yaklaşık 30 trilyon gibi bir rakamdan bahsediliyor. Evet. O rakam beni çok üzdü. Çok daha yatırımlar, o 30 trilyon belki de organize sanayide ihracat yapacak birçok ihracatçımızın önünü açacak bir rakamdır. Bazen yatırımlar maalesef böyle oluyor. Bu organize sanayi çok... Yanlış yönlendirme mi oluyor artık bu bilmiyorum. Şey yok, yani. Bunda şu var, ortak akıl yok ve istişare yok. Ortak akıllı bir istişare olsa, bak orada çok önemli 3-4 tane bizim futbol sahamız gitti. Evet, çok büyük. Yani çok büyük. Şimdi burada Samspor Batı Park'ta 2-3 tane saha yaptı. İnşallah Sayın Spor İl Müdürü İsmail Kasaboğlu dedi, söz verdi. Oradan bir sahayı Yüksel Bey'i bize verecek, amatör kulübü verecek. Çok sevindim, inşallah alırız. Bizim orada 5-6 mahallemiz var, o spor kulüplerinden faydalanırız. Spor Samsun'un... Sosyal faaliyet. Tabii, sosyal aktivite. Şimdi müthiş bir gençlik var Samsun'da, bu gençliği enerjisine açacak bir yerde. Bir enerji yapacak da bu genç şey var, nüfus var, şeyleri var, kendi sporcularımız var. Şimdi bir de şu var, gene gurur duyduğum ve aynı zamanda iki spor grubu da yöneticiyim. Bir tanesi de Kara Samsun Spor Futbol Kulübü ilk defa tarihinde Türkiye'de bir de bir mahalle takımı Bal Ligi'ne çıkıyor. Evet. Bu bizim evet. Mücadelemiz sende. Bunu ne olacak? Bunu belediye desteklemesi lazım. Bekliyoruz. Ağırdan alıyor. İlçe belediyeleri destekliyoruz sağ olsun. Halim Patron tesislerini bize verdiler. 3 ayda o tesislerle yatıp kalkıyoruz. Sayın Hasan Yıldırım Albay var kulüp başkanı ve yönetim kurulumuz orada yatıp kaldı. Ama sahi nihayet adam edildi duruma getirdik. Derebaşlı 10 numara tesis. Müthiş bir tesis. Yıllarca atıl vaziyette bırakılmış. O bizim Samsun'un algı. Oradaki vatandaşların algı. O mahallenin algı. Muhtarın hatası. Bizim hatamız. Hep bunları ben böyle söylüyorum. Yapılmış bir tesis var mı? Sahip çıkacaksın ona. Müthiş bir gençlik var. Onu değerlendireceksin. İnşallah evet, bekliyoruz maalesef. Yani o konuda. Evet, bu bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Muhtarlar Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Öztürk'le bu akşam çok güzel sohbet ettik. Bir önceki programımızda da aynı böyle güzel, hararetli bir şekilde konulara değindik. Ama konuştuğumuz konular böyle %10. Yani çok konu konuşamadık. Değineceğimiz çok konular var ama inşallah bir dahaki... Özellikle Samsun olmazsa olmazı Vezir Köprü'den başlayarak tarımı. Yani Samsun masaya yatırılmalı. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. Oraya gittiğim toplantıda muhtar arkadaş dedi ki kendi ürettik Mustafa abi sıkıntı yok. Evet kendileri 40 liradan satıyorduk. Paramızı da alıyorduk. Pat diye İstanbul'dan dedi çantacı bir firma geldi 60 lira verdi. Şok olduk dedi. Dedim ki siz yine devlete verin. O çantacı yarın bugün bulamazsınız. Devlet sürekli ayakta. Siz muhtarla devlet ne yapacaksınız? Bu kendiden ne üretiliyor? Bunun fabrikasını Vezir Köprü'ye kuracağız. Bunu devlete isteyeceksiniz. Muhtarlar bir araya geleceksiniz, platform oluşturacaksınız. Evet. Kendiden ne üretiliyorsa bunu biz Vezir Köprü'ye isteyeceğiz. Tabii. Bunun ihracatı da kolay olur. Tabii. Milletvekiliyle baskı yapılacak. Gelen vekillere, o bölgenin vekillerine, belediye başkanlarına, kaymakamlarına baskı yapılarak bunu isteyeceksiniz. Evet. Evet. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler diliyorum. Sizler de aynı şekilde Sayın Öztürk'ün olduğu gibi projelerinizi yerel yönetimler, firmalar, Samsun'umuz için neye layıksa burada konuşmak için sizler de bekliyoruz. Hayırlı akşamlar. Uzay bu şehri tek edecek halimiz yok bizim. Biz bu şehri yaşayacağız, torunlarımız bu şehri yaşayacak. O yüzden sen demin söyledin, bu şehre sahip çıkacağız.